her canlı gibi insanın da temel ihtiyacı beslenme. Yaşam kalitesiyle öne çıkan gelişmiş ülkelerin gıda güvencesini sağlamalarının sırrı, soğuk zincir altyapılarını tamamlayıp ürettikleri gıdaları saklama kültürlerini geliştirmiş olmaları. İnsanoğlunun tükettiği gıdaları gösteren besin piramidine göz atarsak, soğuk zincir ile gıda güvencesi arasındaki bağlantı daha kolay anlaşılacaktır. Besin piramidinin en altında pirinç ve makarna ile birlikte tahıllardan elde edilen unlu mamuller, bir üstte sebze ve meyveler, onların üzerinde de protein kaynaklarımız olan et, balık, tavuk ve sütlü mamuller yer alır. Piramidin en tepesinde ise en az tüketilen yağ ve şeker vardır. Dikkatli incelediğimizde besin piramidinde yer alan gıdaların %70'inin soğuk depolardan geçtiğini görürüz. Gıda güvencesinin 3 boyutu vardır. Birincisi, gıdanın sürekli teminini sağlamak. İkincisi, gıda fiyatlarının uygun olması. Ve üçüncüsü de gıdaların sağlıklı olması. Ancak sürekli, ucuza ve sağlıklı gıdaya ulaştığımızda gıda güvencesini sağladığımızı söyleyebiliriz. Gıdaların tüm yıl boyunca ve ülkenin her bölgesinde makul fiyatlara satılması gerekiyor. Bu da üretilen gıdaların tüketilene kadar depolanabilmesi için stratejik planlar yapılmasını zorunlu kılıyor. Gelişmekte olan ülkelerin soğuk zinciri kurabilmelerinin önünde iki önemli sorunu bulunuyor. Birinci sorun altyapı ile ilgili. Gelişmekte olan ülkelerin yeteri kadar hacimde ve sayıda soğuk depoları ve bunların arasında taşıma yapabilecek soğutuculu araçları bulunmuyor. İkinci sorunsa gıda saklama kültürüyle ilgili. Gıda üreten ülkelerin gıdaları depolayabilme kültürünü öğrenmeleri ve uygulamaları gerekiyor. Elbette soğuk zincire ihtiyacı olan gıdaları başka bir şehre veya ülkeye satabilmemiz için o ülkede ya da bölgede mutlaka soğuk zincirin kurulmuş olması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Gıdaların güvenli bir şekilde sizlere ulaşmasını sağlayan soğuk zincirin iki temel unsuru bulunuyor. Soğuk depolar ve bu depolar arasındaki nakliyeyi sağlayan soğuk taşıma araçları. Soğuk depolar temelde birbirlerine benzer. Sıcaklıkları ayarlanabilen, ısı izolasyonları yapılmış, çeşitli büyüklüklerde odalardan oluşurlar. Aynı zamanda idari ve teknik ofislere de sahiptirler. Depoların soğutma sistemleri, soğuk depoya girilip çıkılmasını sağlayan sürgülü büyük kapıları, gelen ve giden ürünleri tartmak için kullanılan kantarları, yüklemelerin yapıldığı rampaları ve körükleri vardır. Her üretim yapılan gıda için ayrı depo yapılması gerektiği gibi şehrin gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere saklanan gıdaların dağıtımının yapılacağı merkezi şehir depolarına da ihtiyaç vardır. Bu depolar şehrin buzdolaplarıdır. Bu depolar olmadan gıda güvencesinden bahsedilemez. Prensip olarak soğuk deposu olmayan şehirler için her 1 milyon kişilik nüfusa 10 bin tonluk bir soğuk depo acil ihtiyacı giderebilir. 10 bin tonluk bir depo 1 milyon nüfuslu bir şehirde her 20 kişiye 1 metreküp soğuk depo sağlar. Sebzeden meyveye, peynirden dondurmaya, ete, balığa ve tavuğa kadar her türlü gıdanın depolanabileceği bu şehir depoları gıda güvencesinin en önemli unsurudur. Eğer araziniz varsa ve bütçe ayırabiliyorsanız, gıda güvencesi için şehir depolarından daha iyi bir çözüm yaratabilirsiniz. Bu çözüm, gıda üreticileriyle gıda depolarının bir araya getirildiği gıda merkezleridir. Beslenme piramidine gıda sağlayan tüm orta ve küçük ölçekli gıda üreticileri ve depolar toplu olarak gıda merkezinde yerini almalı. Bu gıda merkezi genişlemeye müsait dizayn edilmeli. Bu tesisteki geniş depolama alanlarınız sayesinde gıda temini sürekli, gıdalarınızın fiyatı da uygun hale gelmiş olur. En uygun maliyetle en fazla yarar bu yolla elde edilebilir.
Bu gıda merkezleri sizin gıda güvenliğinizin garantisi olur. Gelişmekte olan ülkelerde hiçbir soğuk depo yatırımının geri dönüş süresi 4 yılı aşmaz. Soğuk zincir yatırımı son derece karlı olmakla birlikte ülkedeki gıda güvenliğine vereceği katkı dolayısıyla aynı zamanda sosyal de bir yatırımdır. İnsanın en temel ihtiyacı ve hakkı olan sağlıklı gıdaya sürekli erişimin artık sorun olmaktan çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Yeryüzünde her bir çocuğun yeterli besleneceği ve açlık tehlikesinin söz konusu bile olmayacağı çok daha güzel bir geleceği hayal ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki daha iyi bir gelecek bizim elimizde. Yeter ki gıdamıza sahip çıkalım, enerjimizi doğru kullanalım.